أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا ربي kolaylaştır zorlaştırma يا ربي yapacağımız bu hadis derslerini hayırlı tamamla. Kıymetli müminler, Allah-u Teala'nın kitabından sonra İslam'ın temel kaynakları, yani edilliye şeriye dediğimiz İslam'ın delilleri 4 tanedir. İkincisi ise hadistir, yani sünnettir, sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini de ancak hadislere bakarak, hadisleri yaşayarak, hadisleri bize nakleden sahabe-i kiramın muhaddislerine bakarak anlayabiliriz. İşte bu sebepten dolayı inşallah biz de hadisi şerifleri, 40 hadis var, yani 40 hadisi şerif var, dersleri var. Ama biz sayısını belirtmemek istiyoruz ama bugünkü kaynak kitabımız Ömer Nasuhi Bilmen alimin 500 hadisi şerif Hikmet Goncaları Semerkant Yayınları adlı kitaptan inşallah sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci hadisimiz Bismillahirrahmanirrahim. Abdun nasi ekseruhum tilavetil Kur'ani ve eftalul ibadetil edduai. Sadaka Resulullah. Manası, insanların en çok ibadet edeni onların Kur'an'ı en çok okuyanıdır. İbadetlerin en faziletlisi de duadır. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'i bütün insanların kurtuluş rehberi olan ilahi bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk emri bile ikra. Bismi Rabbikellezi halak. Oku. Duaya gelince bu da güzel itikadın bir sonucudur. Çünkü tam bir teslimiyette dua eden kimse Cenab-ı Allah varlığını, birliğini bilmiş ve ondan başka muti ve mani bulunmadığına kanaat getirmiştir. Yani ihdina sırat neydi? İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım talep ederiz. Biz en büyük yardımımızı Cenab-ı Allah'a dua ederek ediyoruz. Ve ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.